sürdüklerimizden başka bir sır daha var. Çünkü... Bekle oğlan, söylesene. Ne demişti Ömer Hayyam? Hani bu çözemediğimiz sırlarla alakalı. Söyleyeyim. Bir sır daha var bütün çözdüklerimizden başka. Bir ışık daha var gördüğümüz ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla kifayet etme. Geç öteye. Hiçbir yaptığınla kifayet etme. Geç öteye. Bir şey daha var. Bütün yapılanlardan başka. Bir şey daha var. Bütün yapılanlardan başka. Oo baba. Çalışsın yine he? İşim bu. Ya ne demişler? Ottu zararı yoktu. Götür. Geçenlerde Bizans'tan kalma bir kütüphanede miskin miskin eski bir kitaba bakarken bir hikayeyle karşılaştım. Çevir bakalım. Çok çok eski zamanlarda eski Yunan'da geçiyor hikaye. Girit adasında korkunç bir canavar yaşarmış. Dadalos nam bilge bir kişi adayı canavardan kurtarmış. Gel zaman git zaman. Şimdi kral düşünmeye başlamış. Ya kokul adam. Gün gelir de beni de zindana tıkarsa deyip iyisi mi ben ondan önce davranayım demiş. Böylece Dadalos'u oğlu Ikarus'la birlikte zindana kapatmış. Dadalos ve Ikarus hiçbir kaçış yolu olmadığını bildiklerinden zindanın dışarıya açılan tek penceresinden gördükleri uçuruma ve sivri kayalara çarparak parçalanan dalgalara baktıkça ümitlerini yitirmişler. Karamsarlık içinde bekledikleri bir gün Dadalos bir kas tutmuş. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hemen oracıkta aklı aydınlanmış. Gazları yakalayıp tüylerini bir güzel yormuş. Bal mumuyla yapıştırıp kanat yapmış. Şimdi bu kanatları sıkı sıkıya oğlu Ikarus'a bağlamış. Ve demiş ki, bak oğul, şimdi beni iyi dinle. Sakın ola alçaktan uçma. Denizin rutubeti kanatlarını ıslatır, düşersin. Ama yüksekten de uçma. Güneşin ateşi seni yakar. O kanatlarındaki bal mumunu eritir, kanatsız kalırsın. Bunca yıllık tecrübemle derim ki mutedil ol, ortadan git. Ikarus atmış kendini boşluğa ve uçmuş o kurtulması imkansız zindandan. Uçtukça yükselmiş. Yükseldikçe uçmuş. Ve uçmanın verdiği zevkle babasının sözlerini unutmuş. Uçtukça yükselmiş. Ha? Nihayet güneş kanatlarındaki bal mumunu eritmiş. Tüyler çözülmüş. Bizim Ikarus da bir yoluk kuşa dönmüş. Şimdi ne? Hızla dalgaların arasına düşüp deryanın derinliklerinde kaybolmuş. Sen misin uçan? Sana demiyor muyum kanatlarla uçulmaz diye? Ikarus bile uçamamış. Ama ben uçacağım. Görüyor musun? Kanadını aşağıya vurmuyor. Öne doğru atıyor. Nasıl oluyor da havada duruyorlar o zaman? Bak. Rüzgar. Hey! İstanbul! Kanakan isteriz! Kullarım. Muradınız nedir? Hüsrev Paşa'nın katline sebep olan 17 kişinin kellesini isteriz. Karakan isteriz. Karakan.
Neden böyle edersiniz kullarım? Bu istedikleriniz benim can yoldaşlarımdır. Meselenin başka türlü halli yok mudur? Onları size veremem. Elbette verirsiniz. Yoksa iş başka türlü olur. Recep Paşa, sadaret mührü sendedir. Şimdi ilk icraat olarak kes şu it sürüsünü geçiresin kılıçtan. Hünkârım, bu dışarıdakiler bugüne kadar Devleti Osmani için kelle koltukta cenk etmiş yiğit asker kullarımızdır. Bu taşkınlıkları da devletimizin gidişatından duydukları kaygıdandır. Müsaade buyurun, onlara kılıç çalmak yerine önce ben bir konuşayım. Abdi abi, heyetle yanıma gel. Seyit, tamam. Şimdi bunları dağıt. Dağılıyorlar. Ay dünyadan ne kadar uzakta acaba? Gidince görürsün. Senin yapacağın kanatlarla aya kadar uçabileceğini mi sanırsın be Gabi? Kuşlar bile aya gidemezken. Kuşların gitmediğini nereden bilirsin? Olur mu Hasan? Bilim tahminle olur mu? Ölçmek bilmek gerek. İspat etmek gerek. Sağlığına sultanım. Sağlığımıza. Sağlığın için ne yapman gerektiğini bir daha söylememi ister misin? Deli olma Musa. Bu azgın köpeklere veremem senin güzel başını. Bu baş sana fedadır sultanım. Gel paşa. Yakınıma otur şöyle. Acele etme Recep Paşa. İşimiz henüz bitmedi. Sizde bu kudret oldukça işiniz hep dilediğiniz gibi gidecektir sultanım. Merak buyurmayın. Osman gibi bir yırtıcıyla İbrahim gibi bir deliği doğurmuşum ben. Murat ne ola ki? Değil anam babam, değil kardeşim oğlum, iktidarıma göz koyacak olan tanrım bile olsa... Tövbe yarabbi. Hadi Recep Paşa. Şimdi gitmek zamanı. Önce işimizi halledelim. Hayırdır İbrahim Efendi? Kızın derdi neymiş? Bu sandığın galiba sahibi. Allah Allah. Ne varmış bu sandıkta böyle kıymetli?
Ne bulursun bu gavur yazılarında? Hiç anlamam be evliya. İşim bu. Bekri! 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 Uyan be koca ayaş, uyan be! Bekri! Ne oluyor? Hadi. Kıyamet mi koptu be? Soru sormayı bırak. Hadi. Ne diyorsun? Ne oluyor ya? Hadi hadi toparlan hadi. Hiçbir yere gidemem vallahi. Nedir Rahşelen evliya? Yaşadığın anın tadını çıkar. Hem ne demiş ayağım? Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştu, boş. Bırak sen onu bunu da gönlünü hoştu, boş. Şu durmadan dağılıp kurulan alemde hepsi hepsidir, nefestir alacağın. O da boştur, boş. Ulan Bekri, sana da laf söylemeye gelmez ha. Hemen taşı gediğini oturtursun. Bütün telaşımız şimdi bu kağıt parçalarını bizimkilere yetiştirmek mi? Yok, öyle kağıt deyip geçme. Bir bak hele. Bak, bunları esir pazarında buldum. Venedik gemisini yağmalayan Cezayirli korsanlar getirip satmışlar İstanbul'da. Bu adam aradığımız sırları çözmüş galiba Hasan. Bu yazıları ne yapıp edip okutmamız lazım. İyi de nasıl? Herifçoğlu hangi dilde yazmış acaba? Hey, çok bilmiş evliya. Söyle bakalım hangi dilde yazılmış bunlar? Valla ben de anlamadım. Venedikli dostlarımıza göstersek iyi olur derim. Hadi o zaman davranın be. Antonio Ağa'ya gidelim. Dur bakalım çocuk. Daha yeni geldik. Bir nefes alalım hele. Gece hava bulutlu. Fırtına da kopabilir. Yıldızlar da görünmeyecek. Yani anlayacağınız bu gece adadayız. Şu olan biten var ya, şu olan biten. Boş ver. Aldırma. Dakika şaşma, dakika. Yaşa anında. Ne gelecekten kork, ne de düşün geçmişi. Murat, Murat'ım. Sen dedelerinden miras kalan bu üç kıtaya yayılmış Cihan İmparatorluğu'nun en büyük hakanı olacaksın. Lakin etrafında yer alacak sadık kullarınla yapabilirsin bunu. Hain ve korkaklarla değil. Ne Musa Çelebi, ne Mustafa, ne de Hasan Halife... Hain de değildir, korkak da. Olmasalar da asker kulların onları senin yanında görmekten hoşnut değillerdi. Bu memleketi askerler mi yönetecek yoksa ben mi valide? Ne demek bu? Musa'yı çağırın bana. Çağıramazlar Murat. Sarayda değil. Gitti. Gitti mi? Nereye gider? Bilmez mi, dışarıda onun kanına sulamış itler pusuda beklerler. Musa nereye gitti valide? İmrahor köşkünde. Ben hazırım. Recep Paşa tarafından muhafazaya alındı. Kim emir verdi valide? Padişah hangimiziz? Padişah elbette ki sensin Murat'ım. Ama unutma ki sen tahta oturduğunda henüz 11 yaşındaydın. Ve Devlet-i Osmani'yi ilgilendiren tüm kararları birlikte verirdik. Hayır valide. Hiçbir kararı birlikte vermedik. Hep sen... Öyleyse ne değişti Murat'ım? Nerede? Musa Çelebi nerede Recep? Söyle Recep Paşa, nasıl oldu? Emriniz yerine getirildi sultan. Ne emri, ne yerine getirilmesi? Evet Murat'ım. Eskiden olduğu gibi yine ben karar verdim. Ve senin hissiyatınla yanlışa düşebileceğin bir mevzuda... devletin başının selametini düşünerek... Şeyhülislam'dan Musa Çelebi, Hasan Halife ve Defterdar Mustafa Paşa'nın katlinin vacip olduğuna dair fetva aldım. Ve gereği yerine getirildi. Ağlama yiğidim. Bundan böyle Yeniçeri Ocağı ve sipahilerin sana ve Recep Paşa'ya itimat edecek ve kul köle olacaktır. Böylece Osmanlı Devleti'nin dirlik ve düzenini yeniden tesis edeceğiz.
Hayır. Hayır valide! Bre topaz zorba başı, abdest alsan iyi olur. Haşa padişahım. Vallahi ve billahi sultanımın rızasının dışına hiçbir zaman çıkmamışımdır. Kalk bre köpek! Başım yolunuza fedadır hünkârım. Müsaade edin bir namaz kılayım. Günahlarının bir namazla affedireceğini mi sanırsın köpek? Breka ulan. Ne diyorsun oğlum? Oğlum baksana Breka'ya nasıl gidiyor? Geriden öne doğru çıkıyor, keserek bir ileriye bir geriye. Sen iyi çeviştin oğlum. Bir geriye, bir öne, bir geriye. Kuşlarınki gibi bir öne, bir geriye. Kuşlarınki gibi. Bir öne, bir geriye. Lan çilek çiz rüyamım be. Rüya mı? Anlat bakalım ne görüyordun? Ya tamam. Niye? Söz mü verdin? Söz mü verdin kime? Rüyamdaki sevgilime. Senin Allah canını almasın. Ben de adam gibi bir şey söyleyeceksin sandım. Ne var? Beğenemedin lan mi? Sen rüyadaki hayale verdiğin sözü sözden mi sayıyorsun? Nereden biliyorsun rüyadakinin hayal olduğunu? Nasıl yani? Ya sen de verdin rüyasıysan. Cenevizliler zamanında kapanmadı bu meyhane. Murat mı kapatacakmış? Cenevizliler zamanında da mı meyhaneymiş? Yok yok. O zaman mahkeme salonuymuş. Bizans'ta şarap mahzeni, Osmanlı'da meyhane. Hoş gelmişsiniz gençler. Hoş bulduk. Sizin korkunuz yok mudur Murat'tan? Ne diye korkacakmışız ki? Azalot koy. Siz İstanbul'un yabancısısınız anlaşılan.
Anzolot'u yasakladı Murat. Duymadınız mı? Duyduk duymasını ama... Ya sen korkmaz mısın? Gördüğü yerde kelle alır diyorlar Murat için. Benim şerbetim var aslanım. Bana dokunamazlar. Allah Allah, nasıl şerbetmiş o öyle? Verdin mi askerin eline mangırı? Besledin mi yeniçeri ağasını? Sen de sürersin sefasını aslanım. Burası İstanbul. Ver haraç, al kazanç. Peki Murat bilmez mi bu durumu? Nereden bilecek anasının kuzusu? O ancak hareminde peynir gibi karılarla oynaşır durur. Biz de burada yürütürüz tezgahı. Sen hiç gördün mü bu Murat'ı? Ne mene bir şey acaba? Gördüm bir keresinde. Tıfılın teki. Hop aslanım. Dursana, doğru be, dursana. Dur diyorum, dur. Ana, Murat lan bu. Geçin şöyle, geçin bakalım. Murat. Murat ya da ölüm. Hünkârım, af buyurun ama yarın sabah İstanbul'u uyanakta ağaçlardan eyle gibi sallanan yüzlerce adamı görünce milletin içine yeterli korku düşecektir derim. Emir buyurun. Kıyımı durduralım efendim. Daha yeni başladık paşa. Hele bir de karşıya geçelim bakalım. Halic'in o yakasında Murad'ın emirlerinin hali nicedir? Allah Allah. Ya nedir bu sükunet acaba? Tuhaf. Baksana apostolun meyhanesi de. Agop. Biz geldik, açsana. Kimdir o? Agop. Biziz Agop. Niye açmıyorsun şişman? Kardeşim ne oluyor? Kimden saklanıyoruz? Demek sen de mahzeni meyhane yaptın ha Agop efendi. Sendeki de tam Rum aklı. Ne sandın bre? Rum aklı da nasıl oluyor ya? Senin gibi Türk aklı olaydı bu kafanın içindeki. Sen zor bulurdun bu kiz gibi şarabı. Geç adam bakalım. Murat tebdil kıyafet gezip Azrail gibi can alırmış ha? Allah vere de Bekri'nin başı belaya girmeye. Alın bakalım canlar. Denizin üstündeki her şey pay edilirmiş. Oh aslanım. Yavaş gel. Şişede durduğu gibi durmaz bu mere. Her şeyi tadını çıkararak yapacaksın bu hayatta. Yavaş yavaş. Keyif keyif. Başka nedir ki hayat? Vay felen. Sana keyfini çıkar dedim. Bokunu çıkar demedim ki. Vay, deşli delikanlı ha? Yüzüme bak balıkçı. Tanıyacak mısın? Nereden tanıyayım aslarım? Sen ki burtla kafayı buldun anlaşılan. Bana bak balıkçı. Sen ileri gittin. Kızma be aslanım. Zararlıdır. Bak şu boğazın güzelliğine. Bak şu etrafın güzelliğine. Yaşa be aslanım. Yaşa. Ki ben bilemedim. Aferin. Söyle sen kimsin? Murat'ım Murat. Hangi Murat? Sultan Murat.
Bütün bunlara durdurmaz. Biraz daha içersen duruyorum makine. Dur çemem. Yine. Ne dedin, ne dedin? Sen Sultan Murat'san, ben de çilim bana duruyor. Her tarafa her tarafa döktü, döktü. Ya bırak artık, yeter. Hasan, Hasan! Ahmet, bir şeyler yap. Hasan. Gitti çocuk. Hasan! Öldürdünüz adamı ne? Ne ettiniz lan? Seni Allah bilmiyor. Bunlar be. Baksana Agop neler anlattı. Herifçioğlu İstanbul'da düzeni yeniden sağlayacağına yemin etmiş. İyi de birader, böyle düzen sağlamak nerede görülmüş? Bu yolla sağlasan sağlasan kulların sana düşman olmasını sağlarsın. Sen yarın gör bizim ümmetin halini. Hepsi Murad'a kul köle olur. Hey ümmet zihniyeti. Olur mu böyle şey? Haklıyı haksızdan ayırmak yerine topunu gebert. Ama adam sen de gebertirse gebersin. Toprak olup gideceğiz nasıl olsa. Tabii ya. Şu üç günlük dünyada kam olarak gitmek dururken bir de ölüm korkusuyla ya mı yaşayacağım? Niye güzel olan her şeyi yasaklarlar? Kahve yasak, içki yasak, gülmek yasak, sevişmek yasak. Ben bu keyif aldığım şeyleri yapmazsam şu sallananlardan ne farkım kalır? Selam efendiler. Ulan yüreğimi ağzıma getirdim be. Efendiler, az önce pek bir cesur laf ederdiniz. Şimdi hortlak görmüşe döndünüz. Sen bizle alay mı edersin Brett Hüsnüz? Dur, dur. Gösteririm sana şimdi hortlağı. Dur ya. Bu bizim Murat be. Sultan Murat. Şu kayıktaki velet mi? Ya ta kendisi. Kayıktaki velet. Ulan böyle zamanda şaka yapılır mı? Bre gafil! Haklısın, haklısın. Ama farz edin ki ben gerçekten Sultan Murat'ım. Ve çıkıp karşınıza... Bırak akılsızlar. Siz benim fermanımı duymadınız mı desem? Duyduk deriz sultanım. Biliriz fermanın. Ne demiş ayol? Ferman sendedir ama. Gönül ustalığı bizde. Senden ayığız şu sarhoş halimizle.
Sen insan kanı içersin. Biz üzüm kanı. İnsan da sultanım. Akıl hangimizde? Akıl hangimizde? Hadi hadi yürüyün gidelim. Hadi çok gidelim farklı. Bakalım. Sultanım, gel bizimle istersen. Bana bir daha Sultan Murat demezsen gelirim. Tamam oldu, demeyiz. Gidelim hadi. Siz yürüyün, ben yetişirim. Tamam oldu. Çevirip bitirelim mi hünkârım? Ben onlarla gidiyorum. Peki biz bunları ne yapacağız? Hallet gitsin. Ulan evliya. Tövbe tövbe. Peki ne yapmam lazım Ahmet ha? Kolumu kesip damarlarımı, sinirlerimi sana göstermemi ister misin? Saçmalama. Senin kolunu niye keselim? Kimin kolunu keseceğiz o zaman? Sağ olasın Sultan Murat. Hasan geç. Çek bakalım Sultan Murat Han Hazretleri. Fikri söz vermişti. Tamam tamam kızma. Şakadan da hiç anlamıyorsun ha. Uzatma Bekri. Çocuk haklı. Murat'ın şakaya gelir tarafı mı var? Baksana. Herif İstanbul'un yarısını astı be. Hakikaten ya. Ne biçim adamdır acaba bu herif? Hiç yüreği sızlamıyor mudur? Ne dersin Murat? Ne bileyim ben. Sızlıyordur herhalde. Kolay mı o kadar cana kıymak? Bu koca evde tek başına mı yaşıyor bunlar? Yok mu anaları babaları? Yok. Bütün ailesi veba salgınında sizleri ömür Allah'ın rahmetine kavuştular. Bir küçük kız kardeşi kaldı Ahmet'e, bir de bu deli Hasan. Anladım. Peki ne yapacaklar o ölüyle? O delilerin ne yaptığından sual olunmaz. Takmışlar kafayı kuş gibi uçacağız diye. İyi de bunun ölüyle ne ilgisi var? İnsanla kuş arasında fark var mı onu araştırıyorlar. Peki ama ölü kesmek günah değil mi? Cevap verin bana. Size soruyorum. Ölü üstünde bilimsel araştırma yapmak dinen caiz midir? Haşa. Dinimiz ölüleri, alemlerin Rabbi, yuhyi ve yumid olan Allah'ın takdirine terk etmemizi buyuruyor. Zaman zaman hekimlerin ölüler üstünde tebabet ilmi icrasına dair keyfi bir emelleri olsa da bu amel şeytani bir emeldir. Peki böyle bir işle iştigal edenlere ne yapmak lazım? Katli vaciptir. Hey! Duymadınız mı ya? Ne oldu, çözüldü mü? Sorma. Havadisiydi. Koca İstanbul'da tek kişi bulamadım yazıları çözebilen. İtalyan gemisinden çıktığı için. Evet. İtalyanca mıdır diye Antonio Paşa'ya gittim. Değil. İspanyolca mıdır dedim. Gomez'a gittim. O da değil.
Ermeni dili midir dedim. Ne o? Artin efendi. Artin efendi. O da değil. Yahudi dili midir dedim. İzak efendi. Değil. Yok, yok, yok. Kimse okuyamadı bunu. Tüh be. Amma kesmişsiniz herifi be. Ne olacak şimdi peki? Vallahi benden bu kadar. Bir kötü haber daha. Ya. Antonio söyledi. Galile sözünden dönmüş. Yapma ya. Ya ne olacak sandın? Herife kaç zamandır Engizisyon işkence ediyor. Üstelik sözünden dönmezse kellesini keseceklerdi. Keserlermiş. Kessinler usta. Sen bilim adamısın. Nasıl olur da? Nasıl var mı? Ha? Kessinler öyle mi? Kellen mevzu bahis olunca görürüm ben seni. Olur mu Hasan? Ne mevzu bahis olursa olsun bilim adamı bildiğinden dönmez. Bundan böyle insan bedeni üzerinde çalışmalar yapmayacağınıza ve uçmak fikrinden vazgeçeceğinize söz verirseniz padişahım hayatınızı bağışlayacaktır. Aksi halde kelle kaybedersiniz. Şimdi cevap verin. Ya Allah! Çevir, çevir. Çabuk çevirin! Ya Allah! Ya Bismillah! Nedamet getirin. Nedamet getirin ki sizi affedeyim. Sıkı dur Hasan. Uçuyoruz. Şeytanın oğulları. Bana kalsa sizi sorgu sual etmez, şuracıkta telef ederdim. Ama padişahımız efendimiz muhakeme edilmenizi buyurdu. Ahmet oğlum, Ahmet oğlum, bu ne lan? Bunu hiç düşünmemiştim Ahmet.
Cemşitgillerden Hazar Fennam Ahmet Çelebi ve Lagari Nam Hasan Çelebi, ölü üzerinde çalışmak ve kuş misali uçmak gibi niyetleriniz olduğu söylenir. Bu sözlere bir diyeceğiniz var mıdır? Biz ölü bedenine bakarak insan vücudunun sırlarını çözmeye çalışıyorduk. Bir hekim düşünün efendimiz. Şifa arayan bir hastaya çeşitli otlardan şuruplar hazırlar verir. Hastası şifa bulmazsa bu defa başka şurup hazırlar verir. Şimdi bu hekim insan bedeni üzerinde araştırmalar yapmış sayılmaz mı? Hastası şifa bulursa aynı hastalıktan şikayet eden başka birisini eski tecrübesi sayesinde kolayca iyileştirecektir. Sen ne dersin bu işe, hekim başı? Hasta üzerinde tecrübe yaparken hastanın rızası alınır. Peki siz ölü üzerinde tecrübe yaparken ölünün rızasını aldınız mı? Şimdi gelelim kuş misali uçmak meselesine. Yüce Allah size kanat vermiş midir? Hayır. Öyleyse kanat takıp uçmak Allah'ın takdirine karşı gelmek değildir de nedir? Efendim, Yüce Allah'ım biz insanoğlunun ayaklarına tekerlek de vermiştir ama bir yerden bir yere gitmek için arabalar kullanmaktadır insanoğlu. Allah bizlere tekerlek de vermemiştir, kanat da. Ama akıl vermiştir. Düşünelim diye. Sus! Edepsiz! Sen bana akılsız mı demek istersin? Beyus! Estağfurullah efendim. Ben Allah'ın bize bahşettiği aklı kullanamayanlar için söylerim. Akılla fenle sırlar sır olmaktan çıkar. Bilgi çoğaldıkça beşeriye tekamül eder ve böylece acılarımızı azaltabiliriz. Efendi, zikrettiğin safsatalar içerisinde yegane doğruyla kırdığı Allah'ın bize bahşettiği akıl. Ancak sizler gibi Allah'a kulluk etmek, iman etmek yerine aklını ferdi zevkleri uğrunda kullananların başlarının omuz üzerinde durması caiz değildir. Bunlar ümmeti Muhammed'in bir ferdi gibi davranmak yerine Allah'ın yolundan sapmış kötü tohumlardır. Efendim, inancımız odur ki her fert farklı yaratılmıştır. Cemaat ise farklı fertlerden müteşekkildir. Yani kamu hayatının en mühim nimesi ferttir. Peygamber Efendimiz de bir fert değil miydi? Destur çek, zındık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adını almak sana mı kaldı? Hem fert mühimdir de ne demektir? Fert dediğin kamu için vardır. Devlet için vardır. Sen devlet bana ne verecek demeyeceksin. Ben devlete ne veririm? Asıl bunu sor kendine. Yoksa her kafadan ayrı bir ses çıkar. Çıksın! Fena mı? Efendim, beşeri tekamül, fertlerin zihinlerinin tek tek yükselmesiyle elde edilebilir ancak. Onun için efendim, bırakın her kafadan bir ses çıksın. Ne demek o? O vakit bizler niye varız? Kanunlar niye var? Şunun için var. Kuvvetlinin haklı olduğunu yazılı ispata geçirmek için var. Kanunun karşısında iki kişi düşünün. Kim haklıdır? Gerçekten haklı olan mı? Haşa. Hiç şüphesiz kuvvetli olan haklıdır. Niçin? Çünkü zayıf olanın yasayı işletmeye gücü yetmez. Kuvvetli olan yasayı değiştiriverir çünkü. Bu sözlerinle Allah'ın kanunlarını da reddettiğini bilmez misin? Gafil. Efendim, biz sadece Allah'ın bize verdiği aklı insanoğlunun hizmetinde kullanmamız gerektiğine inanmaktayız. Allah'ın size bahşettiği aklı kuş misali uçmak yerine düşmanlarımıza karşı bizi muzaffer kılacak güçlü bir silahın imaline harcasanıza. Tamam işte, biz de bunu yapıyoruz.
Nasıl? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Konstantinopol'ü fethetmek için yıllarca uğraşmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü İstanbul surlar ve denizlerle çok iyi çevrilmiş durumdaydı. Ya Hanlar Hanı, Yüce Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri? Osmanlı'yı dünyanın en geniş topraklara sahip imparatorluğu haline getiren Sultan Süleyman Han... Yıllarca kuşatma altında tutmasına rağmen Viyana şehrini zapt edemedi. Neden? Çünkü Viyana da surları ve dağlarıyla çok iyi korunmaktaydı. Viyana şehrinin surlarını aşıp semalarında uçan askerlerimiz olduğunu düşünün efendiler. Düşmanlarımızın hali nice olur. Bir de bakarlar ki başlarının üzerinden uçan askerlerimiz onlara gökten barut fıçıları atmakta. Kefere şaşkın tavuk gibi kaçışırken ordularımız karadan kaleleri zapt edecektir. Zafer semadan gelecektir. Murat lan bu. Murat ya, kayıktaki velet. Bundan böyle ölü üzerinde çalışmak yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı padişahım. Uçmaya gelince... Devam. İlahi la gari. Çok güldürdün beni. Bir daha anlat şu kanatlı asker hikayesi. Şimdi padişahım, çocukları küçük yaşta alıyoruz ve kanat takıp ustaca uçmayı öğretiyoruz. Çocuklar büyüyüp ustalaşınca salıveriyoruz Viyana şehrinin üstüne. Viyanalılar kafalarını kaldırıp bir de bakıyorlar ki gökyüzü asker dolu. Sonra yanlarında taşıdıkları barut fıçılarını ateşleyip ata at verecekler düşmanın kafasına. Barutu biten asker dönüp geri gelecek. Takviye barut alıp bir daha uçacak düşman semalarına. Soluğum kesildi. Peki şimdiye kadar neden uçmadınız? Çalışmalar, denemeler yapıyor. Anladım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Affedersiniz ama var hünkârım. Bazı sıkıntılarımız var. Elimizde bir takım kağıtlar geçti. Bu yazıları çözemedik ama öğrendik. Kağıtların sahibi İtalyanmış. O köleyi bulmak isteriz hünkârım. Peki köle kimdir, nerededir? Bilmeyiz hünkârım. Bitmiş bu be. Hadi şu masayı kaldıralım. Ben vermem adamı.
canım. Senin odanı isteyen kim? Kalk. Hadi. Çıplak bir dağın tepesindeyim. Kırmızı parlak tüylü ve sesleri çok. Bülbülden de çok daha güzel kuşlar bana şarkılar söyleyerek beni uyutuyorlar. O sırada dağın içindeki, nasıl tasvir edeyim bilemiyorum ama, böyle elma kurtları vardır ya, onlar gibi ama devasa bir kurt içinden dağa kemirip kemirip duruyor. Ben gafletle uykudayken beyaz, yağlı, kaygan kurt dağın tepesinden çıkıp beni yutmak için ağzını açıyor. Tam o sırada o güzel sesli kuşların sesleri gidiyor, yerine bana kahkahalarla gülen kargalar doluyor. Her defasında kurdun ağzına düşmüşken uyandım. Söyle bakalım müneccim başı, neye yorarsın bu rüyayı? Bu rüyanın hayırlı işlere işaret etmediğini düşünürüm ben de. Ama bundan da çıkartılacak bir hisse vardır elbet. Konuş be adam. Sadede gel. Mühim olan bu rüyanın işaret ettiğini bulup tedbir almaktır. O güzel kırmızı, hoş sesli kuşlar şeytan olsa gerektir hünkârım. Sizi gaflete düşürdükten sonra şeytanın zafer kahkahaları da kargaların alayı olsa gerektir. Sen de mi böyle düşünürsün? Müneccim başı, doğru söyler hünkârım. Rüyanızdaki oda Osmanlı İmparatorluğu olsa gerektir. Dev kurtsa bizi içeriden parçalamaya ve yok etmeye çalışanlar olsa gerektir. Şeytansa gavurla işbirliği yapıp size güzel görünerek sizi gaflete düşürmüştür. Ancak sizin gücünüz ve iradeniz o kadar kuvvetlidir ki ne kendinizi ne devletinizi kurda yem etmeden her defasında uykudan uyanırsınız. Rüya hayırlı değildir ama hünkârım, bu rüyayı görmeniz hayra alamettir. Melekler size şeytanın güzel, hoş, aldatıcı bir şekilde karşınıza çıkacağını işaret etmek için bu rüyayı bahşetmişler. Ya da
çoktan karşınıza çıkıp sizi gaflete düşürmeye başladığını. Yavaş yavaş. Geliyorum. Mi chiamo Antonio. Antonio il Veneziano. Sono venuto ad Istanbul 15 anni fa, da viandante. E non sono tornato in Italia. Non perché fossi prigioniero, no. Ma perché il posto, la gente mi sono piaciuti. Mi senti? Udilsiz mi ya? Beh, ma tu non parli? Dilsiz miş bu ya? Ulan Ezerfen, 1,5 aydır dilsiz bir köleyi tedavi edeceğim diye uğraşıp durmuşsun be. Ne bileyim. Dilsiz de olsa insan ya. Bıraksaydı ölse miydi? Chiede se doveva lasciarti morire. Quest'uomo ti ha salvato la vita. Ed ora sei la sua schiava. Keşke beni bıraksaydı da ölseydim. Bir Türk'ün kölesi olarak yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Söyle ona eğer benim kölem olmak istemiyorsa şu kağıtlarda ne olduğunu bana bir an önce anlat. Dice che se non vuoi essere la sua schiava devi tradurre quanto scritto su queste carte. Sonra istediği yere gidebilir. Ben köle falan istemiyorum. E poi puoi andare libera e dove vuoi. Bu yazılar Vincili Leonardo adlı bir adama aittir. Ama şifreli yazdığı için kimse çözemiyormuş. Söyle ona. Ona inanmıyorum. Bu yazıları okuyana kadar kölem olarak kalacak. Non ti crede se non decifri queste carte rimarrai schiava. Söyledin mi? Söyledim. Tamam. Abi bunları nereye koyayım? Abi! Canım bırak oraya sonra hallederim. Yaraları kabuklu mu? Kabuklu. Böyle bal peteği gibi öbek öbek mi? Evet, evet. Derisinin altında kırmızı hareler de var mı? Şah. Sanki hastayı görmüş gibi tarif ettiniz Hekimbaşı, doğrudur. Anlaşıldı. Matı. Bir el daha. Hünkârım, müsaade buyurun Çelebi'yi yanımda götüreyim.
ve ona lazım gelen merhemleri vereyim. Buyurun. Sonra devam ederiz. Anlattığına bakılırsa bunlar... Lancık yeni bir merhem yapmış. Beba! Beba bu. Hünkârım, geçen sabah anlattığınız Karabasan'ı hatırlıyor musunuz? İşte Karabasan'daki sizi yutmaya çalışan ve devletinizi içten kemirecek olan kurt budur hünkârım. Beba, şeytan, beba kılığında içimize giriyor hünkârım. O güzel sesli kırmızı kuşlara kanmayın hünkârım. Hezarfen'e dikkat edin. Beba, kapıda. Nereden çıkartıyorsun bunları? Görüyor musun Hasan? Ha? Bak, ilk günlerdeki gibi değil. Biraz daha iyileşmiş sanki. Sen iyice delirdin artık. Bırak şu dilsiz köleyle uğraşmayı da işimize bakalım. İnsanlık bir yana, bu da işimizin bir parçası. Leonardo mudur, nedir? O adamın yazdıkları bizim için çok önemli. Neden anlamak istemiyorsun bunu? Leonardo'nun çizdiklerine bakılırsa o da senin gibi düşünmüş olsa gerek. Habire kuş resmi, kanat resmi çizmiş adam. Ben zaten baştan beri buna karşıyım. İnsanın kanatla uçabileceğine inanmıyorum. Sen inanmayabilirsin. Ama ben en azından deneyeceğim. Leonardo'nun uçuşla ilgili araştırmaları beni ilgilendiriyor, tamam mı? Sen istersen gidip başka işlerle uğraşabilirsin. Uğraşacağım tabii. Sen de sevgili kölenle uğraş. Benim bunun dilinin çözülmesini beklemeye tahammülüm kalmamıştır. Hasan. Ne halin varsa gör. Ben Allame'yi semaya çıkarken sen aşağıdan ağzı açık ayran budalası gibi bakarsın artık. O gari değil mi oradaki? Ha, o galiba. Ne yapıyor orada tek başına ya? Ama yine aynı mesele. Abi, Karagöz'e gidelim mi? Hadi abi sen, hadi gidelim. Gel. Hadi gidelim. Bu tarafa değil, bu tarafa. Kızlar bu tarafta. Hay hak! Yar bana bir eğlence medet. Ah Karagöz'ün bir gençliğinde beni güzel eğlense. Ben çalsam, o söylese, o çalsa ben... Ne diyeyim ben senin gibi terese. Sabah sabah balkonumun altında ne bağırırsa. Hemen Karagöz. Ben sana gösteririm Karagöz'ü. Aman Karagöz. Ben sana şimdi gösteririm. Sabah sabah bağırmanın alemi var mı? Neymiş efendim, kanattaki buçamazmışım. Yok bu işin başka bir yolu olmalıymış. Yok otmuş, yok bokmuş. Çok çok. Peki sen nasıl uçacaksın efendi? Şuna bak. Geri çekilin, geri çekilin. İşte böyle. Gel. Buyurun.
Buyurun, buyurun. Abi. Ölüler korkmaz mı toprağın altında? Buyurun, buyurun. Ben bilir aklına böyle tuhaf sorular bilmem ki. Herhalde ben korkardım. O zaman biz de seni buyurun. Toprağın altına gömeriz. Hakikaten abi. Tövbe tövbe. Şunu verir misin? Tamam, ben ölünce tamam. Sen beni gömme. Hangisi? Kırmızı, evet. Bu nasıl? Ama... Bak bu sabun. Tamam mı? Bununla böyle köpürtürsün buraya suya sok. Tamam mı anlıyor musun? Köpürt iyice köpürt köpürt köpürt. Sonra böyle kullanırsın bak böyle. Sıcak su buraya dökersin. Sonra gene sürersin anlıyor musun? Al bakalım. Sonra da bunu giyersin. Nedir bizden farkınız ha? Nedir? Fekare haklı galiba. Aynı hissi vazgeçmeli bu sevdadan. Gelip biz insanoğlu başkayız. Siz kuş milleti bambaşka. Şerefsiz yumurtadan çıkıyorsunuz. Biz... Bebeler! Ay bebeler! 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 Üşüteceksin aslanım. Güzel koku bu. Sen yarasaları bilir misin? Sen. Yarasa bir kuştur. Kuş. Uçar. Uçar. Yarasa nasıl bir kuştur? Bilir misin? Yarasa memeli bir kuş. Memeli bir kuş. Memeli bir kuş. Hadi.
Ben kendi memeliyim. Ben de memeliyim. Söylesene be Helena. Ben iyi uçum. Uç be aslanım. Veda olsun sana bütün sema. Uç. Helal be. Hadi uçalım. Köle. Sessiz köle. Sahi senin adın ne? Ha? Senin adın ne? Ha? Benim adım Ahmet. Bak. Bu yorgan. Tamam. Bu yatak. Anladın mı? Hı hı. Bak. Ben Ahmet. Anladın mı? Yamış. Ne bu? Oku. Francesca da Roma. Francesca da Roma. Konuştu. Romalı Francesca. Köle Francesca. Demek Romalı köle Francesca bir Türk'ün kölesi olmaktansa ölmeyi tercih ediyor. Ben de ölmeyi tercih ederdim. Kölem olan Romalı Francesca'nın hatun kişiyi kölelikten azlediyorum. Azilname bu kızım. Azilname. Artık köle möle değilsin. Hürsün. Serbestsin. Gidebilirsin. Git. Uç. Uç. Thank you.
Francesca! Francesca! Hazinname. Nerede hazinname? Padişahım, önce Allah'ın sonra sizin izninizle icat etmiş olduğum asumani fişeğe binip Ay'a gitmeyi arzu ederim. Ay'a mı? Evet padişahım. Ne diyor bu divane? Peki sen ne dersin Ahmet? Müsaade etmeyin hünkârım.
divane. Uç. Padişahım, seni Allah'a ısmarladım. İsa Nebi ile konuşmaya çıkıyorum. Ateşle! Barutu bitti. Ulan senin gibi barutun. Tanrım sen onu koru. Gördün mü? Korkuların boşunaymış. Dayan Hasan'ım. Geliyorum. Padişahım, İsa Nebi sana selam söyledi. Allah seni bildiği gibi yapsın Hasan. Bak ne hale geldin. Olsun, uçtum ya. Sen ona bak. Bir dahaki sefere Ay'a gideceğim, Ay'a. Ay'a? Hah, zor gidersin. Ay'a gidecekmiş ha. Ay'a gidecekmiş. Gide gide denizin dibine gitti. Bak oğlum. Bizim bildiklerimizle, bulduklarımızla, tecrübelerimizle Leonardo'nun bildiklerini birleştirebilirsek işte ancak o zaman bilime uygun davranmış oluruz. Anladın mı? Hayır, kağıtları kaldır. Leonardo, şunu bak kahretsin. Gli uccelli somigliano alle macchine che lavorano secondo le regole matematiche. Kuşlar matematik kanunlara göre çalışan ağlata benzer. Gli uomini invece sono in grado di ripetere tutti i loro movimenti. İnsanlarsa onların bütün hareketlerini tekrarlayabilecek kabiliyettedir. Purtroppo le doti degli uomini non sono proporzionate alle loro forze. Ama insanın gücü kabiliyeti ile mütenasip değildir. Kabiliyetindeki yetersizliği aklıyla kapatabileceği bir mekanizma sayesinde yerin çekim gücünü yenerek havada kalmayı başarabilir. O halde derim ki, insan tarafından yapılacak böyle bir aletin tek eksikliği, kuşun canına sahip olmayışıdır. Bu canı da ona insanoğlu verecektir. Hayat, kuşun çeşitli uzuvlarına dağılmıştır. Ve şüphesiz Yaradan onları ihtiyaçlarına uygun olarak yaratmıştır. İnsanın yaptığı bundan daha iyi olamayacaktır. Çünkü kanatları onunla birlikte yaratılmamıştır. Bilhassa dengeyi sağlayan o belli belirsiz hareketi güç yapacaktır. Ben kuşların çeşitli hareketlerini tecrübeyle gördüm. Bu hareketlerin en kabalarını insan zekası anlayacak. Ve hem kendisinin bir parçası olan aletin yok olmaması ve hem de kendi hayatını sürdürmek için dengeyi sağlayıcı hususları mutlaka bulacaktır.
kanatlı insanlar da kartallar gibi kendilerini göklerin fatihi yapacaktır. Kuş insan kanatlarıyla ilk uçuşunda dünyayı hayrette bırakacaktır. Şöhreti destan olacak ve uçtuğu zaman yuvasına ebedi zafer getirecektir. Buyur Şeyhülislam Efendi. Hünkârım, Hezarfen Ahmet Çelebi yarın bütün İstanbul'un gözleri önünde sizin de müsaadenizle uçmaya kalkacak. Kalkacak ama ya uçarsa? Düşündünüz mü hünkârım? Ya uçarsa? Ne var bunda? Hünkârım, size en başından beri ifade etmeye çalıştığım noktaya geldi artık bu mesele. Şimdi bu adam uçacak olursa ve siz uçamazsanız halk nice düşünür? Sizin bu adam kadar olmadığınızı düşünür. Hatırlayın, Lagari havada yükselirken halk nasıl secdeye geldi? Bu gibi adamların halk üzerinde büyük tesirleri olur hünkârım. Sizin gücünüze Allah vermesin gölge düşebilir. Efsanelerin önü alınamaz hünkârım. Halk bir konuşmaya başlarsa iktidarınız bile sallanabilir. Bu adam uçarsa hiçbir faninin yapmadığı, yapamadığı bir işi becererek halk tarafından Allah yerine konulabilir.
Balıktan başka kaçak görmem. Çıkın bahçemden. Buldunuz mu? Bu tarafta yok. Nasıl tarafa bakın? Sultan Murat uçmanı yasaklamış. Öldürecekler seni. Gel vazgeç şu sevdadan Ahmet. Vazgeçeyim mi? Vazgeçeyim ben. Asıl vazgeçersem ölürüm ben. Hayır Francesca, gel şimdi yat hiç. Olsun sana Ezerfen Ahmet Çelebi. Sen sadece ilk uçan insan olmakla kalmadın. Aynı zamanda bir kıtadan öbürüne uçan ilk insan olma ünvanını da kazandın. Helal olsun. Thank you.
oluyor? Ne kuru lan? Leyla! Leyla! Ne oluyor ya? Buraya bakın. Sizin gibi adamlar pek korkulacak adamlardır. Çünkü her ne murad ederseniz elinizden gelir. Dolayısıyla bekanız caiz değildir. Ahmet! Ahmet! Hasan! Dünyayı ardımızda bırakıp gittik. Binlerce incimiz vardı, işlenmedik. Sersemliği yüzünden bilgisizlerin renk renk düşünceler kaldı. Söylenmedik. Ezerfen Ahmet Çelebi Cezayir'e sürüldü ve bir daha haber alınmadı. Daha Cezayir'e ulaşmadan öldürüldüğünü iddia edenler olduğu gibi, mezarını Cezayir'de gördüklerini söyleyenler de vardır. Ancak gerçek olduğu kesin olan şudur ki, Ezerfen insanlık tarihinde hak ettiği saygın yeri almıştır. Lagari Hasan Çelebi, yaşamını Kırım'da sürdürdü. Denilir ki dünyada astronomi ile ilgili ilk çalışmalar Ukrayna'da başlatılmıştır. Belki de Lagari'nin icat ettiği asumani fişeklerle yapılmıştır bu çalışmalar. Kim bilir? Bekri Mustafa. Ne gariptir ki kocaları Bekri'nin mezarına kadeh kaldırırken, karıları onlar içkiyi bıraksınlar diye Bekri Baba Türbesi'ni ziyaret edip mum dikmişlerdir. Evliya Çelebi. Gözlemci gazeteciliğin belki de ilk ve en tatlı dilli kalem üstadı olarak bizlere resmi tarihin dışını resmetmiştir. 4. Murat. Gücü ve kahramanlığıyla ünlü Murat, afyon, tütün ve içkiyi yasaklarken kendisi sirozdan ölmüştür. 27 yaşında. 10'lar hep vardı, hala var ve ne yazık ki var olacaklar. Ancak insanlık onları hiçbir zaman anmadı, anlıyor ve anlayacak.